أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة صدق رسول الله ونفق حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه ما قادك شيء مثل الوهم بزي بيكس صنب Ey gam yok etmekten hazer kıl. Cihanı yoktan var eyleyen Allah'ımız vardır. Kıymetli kardeşlerim, bir mümin için en büyük zillet her şeye sahip olan, her istediğimizi bize verebilecek kadar zengin olan ve sahip olduğumuz her şeyi de bize karşılıksız lütfeden zenginliğin sahibi, merhametin sahibi, lütuf ve ihsandan başka kuluna muamelesi olmayan Rabbul Alemin'i unutup, bırakıp, sanki ondan istediklerimizi alamamış gibi kulların yani bizim gibi muhtaçların avucuna bakmaktır. Geçen derslerimizde, son hikmetimizde Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu kulların avucunda olana tamah etmenin insana nasıl bir zillet peydahlayacağını söylemiştir. Nitekim Şeyh Ebu'l-Hasan Rahmetullah Aleyh bir genç kendisine nasihat etmesini talep ettiğinde ondan nasihat istediğinde demiştir ki evladım insanlar iki kısımdır. Dost olanlar vardır, düşman olanlar vardır. Bizim iyiliğimizi isteyenler vardır, kötülüğümüzü murad edenler vardır. Dostlarımız kendileri için istediğin fazlasını bizim için isterler. Düşmanlarımız ise bütün belaların bizim üzerimize inmesini isterler. İnsanlar dost ve düşman olarak iki gruba ayrılır. Benim hayrımı, benim iyiliğimi isteyen dostlarıma baktım. Benim için murad ettikleri hiçbir şeyi bana isal etmeye, bana ulaştırmaya benim için halk etmeye, var etmeye muktedir değiller. Dostum olanlar bile benim için istedikleri şey ne olursa olsun Allah'tan istemek mecburiyetindedirler. Düşmanlarıma baktım, helakımı isteyen, yok olmamı isteyen, sürünmemi isteyen düşmanlarıma baktım. Onlar da bana ulaştırmak istedikleri, tepeme insin diye bekledikleri bütün kötülüklerin, Bela ve musibetlerin inmesi sadece Allah'ın iradesiyle, Allah'ın kudretiyle oluyor. Öyleyse dostlarımın benim için istedikleri lütuflar, iyilikler, düşmanlarımın benim için istediği belalar ve musibetler yalnızca Allah'ın kudreti ve iradesiyle tecelli ediyorsa ben artık dostlarımın avucuna bakmaktan da kendimi alıkoydum. Düşmanlarımın kahrından da iraz ettim. Ben artık sadece ve sadece Allah'ın iradesine tabiyim. Ben yüzümü Allah'a çevirdim demiştir. İşte insanın şerefi, işte insanın izzeti Allah'a gönül bağlayabildiği kadardır. Ama biz insanız. Bazen hakikatlere vehim, Bazen vehimlere hakikat nazarıyla bakarız. Nitekim en büyük hakikat Allah'ın varlığı iken, en büyük hakikat ölümken, gitti ölümlü yalan, geldi ölümsüz gerçek. Ey hayat süren leşler, sizi kim, kim diriltecek buyurulduğu gibi ölümsüz bir gerçek var. O da ölümün kendisidir. Ölümsüz bir gerçek var. O da ahiret hayatıdır. Ne fanidir, ne sonu vardır, ne de vehimdir. Ama biz insan olarak sahatimiz yerinde olduğu müddetçe, cebimiz dolu, midemiz dolu, oturduğumuz yerde müreffeh bir hayat yaşadığımız müddetçe ölümü başkaları ölse bile gözümüzün önünden yıldız gibi kayıp gitse bile babalarımızı evlatlarımızı torunlarımızı kendi ellerimizle kabre koysak bile dünya sevgisi sürekli ölümü bize bir vehim gibi gösterir. Sürekli cenneti cehennemi bir hayal gibi, bir vehim gibi sanki hakikati olmayan bir gölge gibi gösterir. Yine dünyaya olan isteklerimiz, dünyaya olan meylimiz, dünya için kavgalarımız aynı hız devam eder. Biz insanız. Hakikate kulak vermediğimiz müddetçe. Bizi uyaran, bizi uyandıran peygamber sesine kulak vermediğimiz müddetçe maalesef bir ömür hakikatleri vehim vehimleri hakikat zannetmeye başlayacağız. Hakikat olan Allah'ın bize söyledikleridir. Ölümün varlığıdır. Kıyametin varlığıdır. Cennet ve cehennemin varlığıdır. Hesaptır. Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Ve tarakulle ümmetin câfiye. Bütün insanlık Allah'ın önünde diz çökecektir. İşte hakikat budur. Ama nefsimiz hala vehim zannedip bir gölge zannedip sadece insanların kendilerini emniyette hissetmek için uydurdukları bir düşünce, bir itikat olduğunu zannederek bir türlü ölüm için bir hazırlıkta bulunamaz. Bazen hakikatler vehim gibi görülür, dikkate alınmaz. Bazen de vehimler hakikat gibi görülür. Onlara gereğinden fazla anlam yüklenir. Gereğinden fazla anlam yüklenir. Mesela bir yakınımız ölse biz de onun başucunda daha dün kucaklaştığımız, daha dün yanından ayrılmak istemediğimiz, anacığımız, babacığımız diye gözünün içine baktığımız bir yakınımızı musallaya yatırsak tabutun içerisine yatırsak aynı gece onunla beraber tek başına bir odada kalamayız. Niçin korkarız? Halbuki hepimiz biliriz ki ölü kalkıp da insana zarar vermez. Hiç kimsenin tabutundan kalkıp da kendi öz evladına, kendi eşine, kendi kocasına zarar verdiği duyulmamıştır. Ama buna rağmen biz maalesef bir vehimden yola çıkarak sanki o vehmi olan hadisenin mevcut olduğunu zanneder korkuyla aynı evde bile aynı mekanda bile kalmayı tercih etmeyiz. Ölüden korkarız. Ölünün bize zarar vermeyeceğini bildiğimiz halde. İşte burada insan vehmen hatırına gelen bir vesveseyi hakikat mahalline koyar, bizi bağlasalar, annemizin tabuttaki naşının yanında sabaha kadar oturtamaz. Tıpkı bunun gibi. İnsan gölgenin hiç kimseye bir zararı olmayacağını bilir. Hiç kimseye gölgesi tokat atmamıştır. Hiç kimseye gölgesi Herhangi bir şekilde zarar vermemiştir. Onu tehdit etmemiştir. Ama yalnız kaldığımız anlarda evimizde, odamızda kendi gölgemizi gördüğümüz zaman irkildiğimiz anlar, korkup titrediğimiz anlar olmuştur. İşte gölgenin insana zarar vermeyeceğini bildiğimiz halde biz zarar verecekmiş gibi irkiliyorsak vehmi hakikat mesabesine koyduk demektir. Başka bir misal daha. Cenab-ı Hakk'ın insanı ne kadar güçlü, ne kadar kudretli, yeryüzünün hilafetine namzet olarak yarattığını unutan kardeşlerimiz bazen insandan çok daha zayıf olarak yaratılmış olan cinlerin kendisine musallat olup kendisine çok ciddi zarar vereceği vehmine düşerler. Unutulmamalıdır ki kardeşlerim yüz tane cin, bin tane cin herhangi birimize tasallutta bulunsa bize zarar vermek için bir araya gelseler bir mümin bir yumruğuyla beraber yüz tanesini bir anda yere serebilir. Cinlerle muharebe bir nevi İnsanın kendi gölgesiyle mücadelesi gibidir. Gölge nasıl bize zarar veremezse biz kendimizi zayıf hissedip bırakmadığımız müddetçe cinler de bize tasallutta bulunamazlar. Onun için cinlerden korkan veya cinlerden zarar gördüğünü düşünen bütün kardeşlerime bu vehmi bir tarafa bırakıp önce kendilerinin onlardan daha güçlü, daha iradeli daha kuvvetli ve kudretli yaratıldığını hatırlamaya davet ediyorum. Eğer bunu yapabilirsek, eğer Allah'ın bize verdiği imkanları hatırlayabilirsek, imanın bize verdiği gücü, zikrullahın ve ibadetin bize verdiği gücü, Allah'ın bize bahşettiği mertebeyi hatırlayabilirsek, o zaman onların yüzü de bir araya gelse, bini de bir araya gelse bizim üzerimize gelmeye cesaret gösteremezler, cüret ortaya koyamazlar. Ama biz kendimizi kaybedersek, biz kendi cevherimizi yere düşürürsek, biz kendi gölgemizden korkacak bir duruma gelirsek, o zaman iki metre boyunda da olsan, dünya şam, boks şampiyonu da olsan, kendinden korkan gördüğünden korkan, gölgesinden korkan bir adamı 5 yaşındaki çocuk da dövebilir. İşte bugün birçok insanın cinlerle imtihanının asıl sebebi budur. Onun için mümin kardeşlerime tekrar hatırlatmak isterim. Vehimleri hakikat gibi görmeyelim. O bir vehimdir. Güçlü olan biziz, zayıf olan onlardır. Ama tersini zannedip de Cinlerin bizden daha güçlü olduğu korkusuna kapılırsak o zaman bir vehmi hakikat mesabesinde kabul etmiş olur ve kendi kendimize yenilmiş oluruz. İşte insan bazen hakikatleri vehim mesabesine indirir. Bazen vehimleri hakikat gibi görür. İşte o andan itibaren yanlışlar peş peşe Musibetler peş peşe, hastalıklar peş peşe gelmeye başlar. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bu hikmetinde bize vehimlere hakikat gibi hakikatlere de vehim nazarıyla bakmamamızı ve bunun bizim üzerimizde doğabilecek, oluşabilecek hatalarını, yanlışlarını bize ihtar eder. Kalan kısma bir sonraki sohbetimizde devam etmek üzere hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed